Sayın Valim, saygıdeğer protokol üyeleri, Osmaniye Valiliği koordinesinde İlemiyet Müdürlüğümüzce yürütülen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Osmaniye Belediyesi'nin katkı ve destekleriyle Haydi Gençler Geleceğe isimli istihdama yönelik meslek edindirme kursu açılış ve tanıtım programımıza hoş geldiniz. Sayın Valim, Sayın İlemiyet Müdürümüzü projemiz hakkında bilgilendirme konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın Valim, değerli protokol üyeleri, basın mensupları, değerli çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Valim, güvenlik hizmetleri modern devletlerin vatandaşlarına sunduğu en temel hizmetlerin başındadır. Bu hizmetlerin yürütülmesi, kamu düzeninin korunması ve devamının sağlanması bakımından büyük önem arz etmektedir. Güvenlik hizmetlerinin halkın daha etkin katılım ve desteğiyle yürütülmesi sonucunda hayatın olağan akışı içerisinde karşılaşılan olaylara daha kolay ve hızlı çözümler üretilebildiği bir gerçektir. Güvenliğin sağlanmasında toplu polis diyaloğu ne kadar önemli ise kurulan ilişkilerde bir devlet temsilcisi olarak polise güven duyulması o kadar önemlidir. Çağdaş polis güvenliği korku salarak ve güç kullanarak değil, topluma güven vererek ve hizmet sunarak sağlayan polistir. Bütün bu ilkeler ışığında ilimizin güvenlik ve emniyetinden sorumlu kurum olarak Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü genel güvenlik hizmetlerini toplumun katılımı ile daha etkin bir şekilde yürütmek, toplumsal yapı ile bütünleşmek, toplumsal taleplere duyarlılığı artırmak için toplum destekli polislik anlayışını düşünsel ve pratik düzeyde yaşama geçirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz istihdama yönelik mesleki eğitim, beceri kazandırma kurslarını içeren meslek edindirme kursları ile 18 yaş altı 10 erkek çocuğumuza, 18 yaş üstü 10 bayanımıza, bayanımız olmak üzere toplam 20 gencimize istihdam oluşturmak amacıyla garson, komi yetiştirme ve aşçılık, gıda ürünleri eğitimi kursu verilecektir. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerimize sertifika verilip istihdamlarına müdürlüğümüz personelince yardımcı olunacaktır. Kurs süresince piknik, sinema, eğitici, seminer gibi tamamlayıcı bir takım etkinlikler de yapılacaktır. Topluma faydalı bireyler yetiştirme amacıyla Sayın Valimizin önderliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Osmaniye Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz bu proje 3 ay hazırlık aşaması, ihale süreçleri, kursiyer belirleme ve mutfak oluşturulması olmak üzere bu aşamayı Emniyet Müdürlüğümüz, Toplum Destekli Şube Müdürlüğümüz tarafından tamamlandı. Şimdi içinde bulunduğumuz aşamada kursiyerlerin önce teorik olarak bilgilendirilmesi, daha sonra öğrendiklerini mutfak ve restoran kısmında uygulayabilecekleri toplamda 5 ay süreyi kapsayacak bir garson, hijyenik, gıda üretim, ürünleri üretimi ve aşçılık kursu başlayıp 5 ay süre sonunda tamamlanacaktır. 30 Haziran itibariyle tamamlanacak olan kurs sonunda kursiyerlerimize sertifikalarını verip proje ortaklarımızla iş imkanlarını sağlayıp bu çocuklarımızı ailesine ve Osmaniye'nin refahına katkıda bulunacak şekilde iş hayatına atılacaklarını ümit ediyoruz. Ayrıca kursiyerlerimize günlük 15 TL harçlık ödenecek. Sayın Valimizin şu anda verdiği talimata göre sosyalleşme fonundan da ayrıca bir katkı sağlanacağı talimatını verdiler. Teşekkür ediyoruz. Ulaşımları, öğle yemekleri ve proje kapsamında karşılanmaktadır ayrıca. Başta toplum yararına her konuda yapılan çalışmalarda teşvik ve desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Sayın Valimize şükranlarımızı arz eder. Tüm proje ortaklarımıza da katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Arz edeceğim. Bu kursa nasıl ilgi duydun? Kim çağırdı seni? Hocam zaten geçen sene evliyordu. Biz de şey olmadı. Ailemizi yaptık. Umutlu musun bu kursa? Yani mutluyum.
Peki Sadık. Tıraşı nereden alıyorsun be? Ha? Berberde peki. Peki Sadık. Hadi selam. Malzemeleri siz mi aldınız? Biz aldık malzemeleri. Tamamen bu amaca dönük okru şeyle aldığımız, direkt aldığımız şey. Duvarların aynı bu mutfak dizaynında işte bu dolaplar, masalar, fırın çok amaçlı. Güzel bir fırın aldık aynı şeye uygun olsun diye. Buzdolabı. Tamam. Buranın hijyeni sağlandı. Boyası, badanası tekrar yapıldı içerisi. Amaca uygun hale getirdiniz. Dışarıda nasıl hoca görecek mi çocuklar için yoksa aynı hoca mı? Aynı hocamız. Her üç konuda da verebilecek nitelikte. Hadi başarılar çocuklar.